Ondan ötesi devam ediyor. Seçim yasakları başladı. Bugünden itibaren seçmenin oyunu etkileyebilecek anket ve araştırmalar yayınlanamayacak. Seçim propagandası çalışmalarına memurlar katılamayacak. Resmi araçlar seçim çalışmalarında kullanılamayacak. Sandık kapıda. 9 gün sonra Türkiye seçimini yapacak. Seçim yasakları başladı. 1 Kasım'a kadar açılış ve temel atma gibi törenler düzenlenemeyecek. Seçim propaganda gezilerinde başbakan, bakanlar ve milletvekilleri makam otomobilleri ve resmi araçları kullanamayacak. Memurlar seçim propagandası etkinliklerine katılamayacak. Yazılı ya da görsel medyada seçmenin oyunu etkileyebilecek anket, araştırma, seçim tahmini gibi haberlere yer verilemeyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik az önce basın toplantısı düzenledi. Ayrıntıları, detayları TRT Haber muhabiri Abdullah Adabaş'tan dinleyeceğiz. Bu bağlantıyı önümüzdeki dakikalar içerisinde bir kez daha yapmaya çalışacağız. Bu aksaklık için özür diliyoruz. Bir diğer haberi aktaracağız. Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin siyasi istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, Türkiye siyasi istikrarı yakaladığında çok farklı bir atılım dönemi başlayacak dedi. Siyasetle ekonomi arasında çok güçlü bir ilişki var. Siyasi istikrar varsa ekonomik istikrar var. Ne yaptığını bilen, politikalarını iyi şekillendiren, etkili bir şekilde uygulayan hükümetler varsa ülkede ekonomik gelişmeler gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz bunu gördük. Evet. Önümüzdeki süreçte de inşallah siyasi istikrarla, güven veren politikalarla, öngörülebilirliği sağlayan politikalarla Türkiye ekonomisi yoluna devam edecek. Bu kadar seçim yaşadığımız bir yıla rağmen bakın mali dengelerimiz bozulmadı, makro dengelerimiz bozulmadı, büyümemiz devam ediyor. Türkiye'de siyasi istikrarı yakaladığı zaman inanın çok farklı bir ekonomik atılım dönemi de başlamış olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde okul açılış törenlerine katıldı. Son 13 yılda en fazla ödeneğin eğitime ayrıldığını söyleyen Bozdağ, eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır dedi. Türkiye'miz bugün güçlü bir noktada. Yarın daha güçlü bir noktaya taşınması için elbette bilgiye sahip olmayı, bilgiyi üretmeyi, bilgiyi teknolojiye ve başka güce dönüştürmeyi de hep beraber başarmamız gerekir. İlk emri oku olan bir dinin mensupları olarak bilgiye, bilgi öğretenlere, bilgiyi öğrenenlere, bunlara yardımcı olanlara verdiğimiz değer ortadadır. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında daha çok bilgiye değer veren, bilgi üreten ve bilgiyi güce dönüştüren bir anlayışı Türkiye'nin dört bir yanında ikame etmeyi başaracağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Mehmet Barca atandı. Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilen Barca'nın atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Gaziantep ve Şanlıurfa'da olacak. Gaziantep temaslarına Şehit Assubay Ömer Kılıçoğlu'nun baba evini ziyaretle başlayan Davutoğlu, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Başbakan Davutoğlu, Gaziantep'te ilk olarak Hakkari'de şehit olan Assubay Ömer Kılıçoğlu'nun baba evini ziyaret etti. Ardından da esnaf ziyaretlerine başladı. Davutoğlu, kentte sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldikten sonra Şanlıurfa'ya geçerek partisinin mitingine katılacak. Mavi Marmara saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nde yargıya taşındı. Mavi Marmara gemisinde şehit edilen Furkan Doğan'ın ailesi, dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak aleyhine Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde dava açtı.
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı da bulunan Furkan Doğan'ın ailesinin avukatları dava dilekçesini bölge mahkemesine sundu. Dilekçede İsrail ordusunun 2010 yılında Gazze'ye gitmekte olan yardım filosuna uluslararası sularda saldırdığı ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Dava dilekçesinde İsrail askerlerinin çok sayıda kişiyi yaraladığı, alıkoyduğu ve işkence ettiği de belirtildi. Filoya yönelik operasyonun dönemin Savunma Bakanı Ehud Barak'ın talimatıyla gerçekleştirildiğinin vurgulandığı dilekçede, Barak'ın yargısız infaz, işkence ve uluslararası terörizm suçlarından cezalandırılması istendi. Açılan davanın ceza davası olmadığını vurgulayan Furkan Doğan'ın ailesinin avukatları, Barak'ın tazminat cezası alabileceğini belirtiyor. 2010 yılında 6 uluslararası sivil toplum örgütü Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla 37 farklı ülkeden 750 kişinin katıldığı bir yardım filosu oluşturmuştu. İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda 8'i Türk, 9 kişi yaşamını yitirmiş, 56 kişi ağır yaralanmıştı. ...84 sanığın yargılanıp beraat ettiği Poyrazköy mühimmat davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda delillerin dijital materyallerden oluştuğu, tüm dosyanın sahte delillerden oluşturulduğu açıklandı. Mahkeme ayrıca sahtecilik suçu işleyenler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Kafes eylem planı, amirallere suikast, Gölcük'te ele geçirilen belgelerle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği Poyrazköy davasında gerekçeli karar açıklandı. 1600 sayfalık gerekçeli kararda Poyrazköy'de ele geçen mühimmatın sanıklarla bir ilişkisinin tespit edilemediği belirtildi. Gerekçeli kararda dosyanın tamamının dijital ve sahte delillerden oluştuğu kaydedildi. Mahkemenin kararında dijital delillere sonradan ekleme ve silme yapıldığı belirtilerek soruşturmanın hep aynı ekip tarafından yapılmasının da şüpheli bulunduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda ayrıca sahtecilerin cezalandırılması istendi. Yargıtay'da bugün iki önemli duruşma görülüyor. 16. Ceza Dairesi'nde iki heyet oluşturuldu. Biri Ergenekon davasının temiz incelemesine, diğeri ise MİT'lerinin durdurulması davasına bakıyor. Ergenekon davasının 11. duruşması emekli Tuğgeneral Levent Ersüz'ün savunmasının alınmasıyla başladı. 64 tutuksuz sanığın ifadesi alındıktan sonra davada karar aşamasına geçilecek. İlk derece mahkemesi sıfatıyla görülen ve gizlilik kararı verilen Adana ve Hatay'da MİT'e ait türlerin durdurulmasına ilişkin davanın ikinci duruşması da Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülüyor. Duruşmada sanık avukatları yargılamayı yapan heyetin reddi talebinde bulunmuştu. Heyetin talebi reddetmesi üzerine sanık avukatlarının yaptığı itirazı Yargıtay 17. Ceza Dairesi karara bağlayacak. Bor madenini elinde tutan ülkeler önemli bir gücü de elinde tutuyor. Türkiye de o ülkelerden biri. Kritik öneme sahip bor madeni artık Türkiye'de işlenebiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboy'un bor madeninden yapılan kurşun geçirmez yeleği tanıttı. Burada arkadaşlarımız yoğun çaba içerisinde böyle bir şeyin teknolojisini kendileri geliştirdiler ve onlara da ben çok teşekkür ediyorum. Dünya bor madeninin peşinden koşuyor. Türkiye ise pek çok sektör için büyük öneme sahip madenin en büyük üreticisi konumunda. Kritik öneme sahip maden artık yurt içinde işlenebiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboy'un bor madeni kullanılarak yapılan kurşun geçirmez yeleklerin tanıtımına katıldı. Burada kullandığımız mermilerde genelde yine delici özelliği olan farklı bir mermi. 3 tane atılmış ve burada da dikkat ederseniz arkadaşlarımızı yırtmışlar. 30 milimi geçmemiş. Aslında bu 44 milime kadar da toleransı var. Türkiye bunu artık kendisi yapıyor. Ankara'da üretilen bor madeninden yapılan kurşun geçirmez yelekler, çelik yeleklerden hem hafif hem de daha dayanıklı. Askerimizin, polisimizin mobilitesini, hareketliliğini, hızlı hareket edebilme, hızlı müdahale etme yeteneğini de artırmamız gerekiyor. Yeleklere yurt dışından da talep oldukça yoğun. Sadece yeleklerde kullanılmıyor bor madeni.
Şu anda içinde bulunduğumuz araç zırhlı bir araç. Türkiye'de çıkarılan bor madeni milli imkanlarla bu aracın zırhlanması için kullanılıyor. Daha önce yurt dışından ithal edilen zırhlar da artık yerli ve milli. Ankara'daki tesislerde helikopterlerden tanklara araçlar borla kaplanarak patlamalara karşı zırhlanabiliyor. Sayın seyirciler, son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza da yansıtıyoruz. Türk basınının önemli isimlerinden gazeteci, yazar Çetin Altan 88 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Altan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm okurlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve işitme engelliler bültenimizi noktalıyoruz.